Selamlar Ekosayt takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün siparişlerim var. Gömbe yapıyorum. Gece gerebiçi yaptım. Şimdi de gömbeyi yapacağım. Sayın takipçim Fevziye Hanım. Nereden geldi? Bulgaristan'dan mı? Yunanistan'dan geldi kendisi. Şu an Türkiye'de. Türkiye'ye yetişti. Ve siparişlerini acı bir şekilde bekliyor. Ben şimdi onun siparişlerini yapıyorum. Şöyle bir göster istersen. Ben burada bir paket hurma koydum. Yarım kilo zannedersen. Bir de bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Şimdi cevizi bu şekilde çok ince olmayacak şekilde ekliyorum. Ve bunu iyice karıştıracağım. Ocağın altını çok kısık ateşte hurmamızı yakmayalım diye yapıyorum bunu. Çok az bir şeyi kavuracağım, çok kavurmayacağım. Azıcık kavurmuştum zaten. Şimdi cevizi koydum ve iyice karıştırıp bunun altını kapatıyorum. Şimdi diğer işleme geçeceğim. Bunu zaten biraz kavurmuştum. Şimdi cevizini koydum. Cevizini de iyice böyle birbirine karıştı. Şimdi ne yapıyorum? Burada bir su bardağı tereyağı ekliyorum. Bir su bardağı saf tereyağım ama benim kullandığım normal tereyağı da olabilir. Ama benim yanımda saf tereyağım var. Zeytinyağı. İki su bardağı zeytinyağı. Yani bu ölçeğiniz ne kadar yapacaksanız hiç fark etmiyor. İster büyük ister küçük, önemli olan kaç ölçek kullandığınızı. Şimdi burada bir su bardağı şeker koyacağım. Bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Bir bardak ılık su. Şimdi burada bir de kömbe baharatını mı getirip? Kömbe baharatı değil mi? Bakayım. Evet. Tarçın gibi kokuyor. Ancak karışık. Tarçın da var karışık. Yenisini koyalım mı? Yeni. Yeni aldığımız daha koyu sanki. Niye acaba? Karanfilim daha çok. Bugün çok yoğun bir gün. Gerçekten. Zaten ben bugün sabahleyin namazdan sonra uyudum. Saat kaç şu an? Saat 1:15 var. Yani saat ben biraz geç kalktım. Ama tabii ki insan uykuya da doymuyor. Ama yoğun bir gece gerebici yaptım. Sonra sahurumuzu yaptık. Namazı bekledik. Şimdi işte göbeği yapacağım. Bir de göbeği yaptıktan sonra otogara bırakacağım.
Çünkü bu Muğla'ya gidecek. Kırılmasın diye otobüsle göndereceğim. Çünkü biz kargoyla gönderdiğimiz zaman bazen zarar görüyor bu kömbeler. Kargocular maalesef bazen dikkat etmiyorlar. Onun için bunu otogara bırakıp otobüse ondan sonra değerli abim Almanya'da yaşıyor kendisi. Bir yemek davetiyesi verecek aileye. Öyle istemiş. Biz de onun hatırını kırmayacağız. Gönlünü yapmak için inşallah bugün gidip işte malzeme alacağız. Onu da sizlerle inşallah paylaşacağım. Şimdi kömbemizi yapmaya devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu, hatta biraz daha fazla koyalım. Kömbe baharatı koyuyorum. Ve bunu artık evin devreye girecek. Bismillahirrahmanirrahim. İyice şeker eriyene kadar bunu kapatsaydık keşke. Şunları. Şeker tamamen eriyene kadar bunu karıştıracağım. Çünkü yoksa kömbemiz güzel olmaz. İyi sonuç alamayız. Ve bu karışım iyice birbirine girmesi lazım. Katı bir kıvam, yani su ve şeker ve yağ birbirine iyice yüzleşmesi lazım. Onun için iyice karıştıracağım. Şöyle yakından gösterebilirsin. Ta ki suyu ılık kullandım. Şekerimiz daha çabuk erisin diye. Tek renk oluyor değil mi? Tek renk diye değil. Su ayrı, yağ ayrı kalırsa bu sefer hamurun güzel olmaz. Ne olur? Bu sefer hamurun yağından yağ çıkmaya başlar. Yani ayrılıyor o zaman. Ama iyice karıştırırsak, iyice karıştırdığımız zaman biraz katı bir hali alıyor, böyle biraz katı bir kıvam. Onun için bir de şeker iyice erimesi gerekiyor. Kömbemizde yoksa çok sert olur. Ve içinde şeker yerken hissedilir, güzel olmaz. Bunun özelliği bu. Yani şey, bu önemli bir ayrıntı. Bugün burası hava gerçekten çok güzel ama evin içi soğuk, neden bilmiyorum. Havalar gerçekten, ben üşüyorum. Ama unu tabii ki ölçmeyeceğim şimdi. Ölçü yapmayacağım bunun için. Ben gerektiği kadar zaten kullanacağım. Kavrulmuştursam ekliyorum. Bu kadar yeter. Ölçeyim mi acaba? Ölçeyim. Onu ne kadar koyacağım? Tek başına iş yapmak nasıl bir şey? Böyle bir şey. İki kabartma, iki vanilya koydum. 1,5 da olabilir. Bunu iyice karıştırıyorum böyle. Sanki biraz fazla gibi geldi yalnız. Bana da öyle geldi maşallah. He, bu niye fazla geldi biliyor musun? Hani dünkü ölçü şey ya,
Tabii ki iki, o bu üç yağ. O iki yağ. Şeker yok. Gelmişti mi? He, onun için çok çıkmadı. Bu çok fazla çıkacak. Maşallah. Yani bayram şeyi köbemizi yapıyoruz. Şöyle yakından gösterebilirsin hanımefendi. Kömbemiz kıvamı çok önemli gerçekten. Eğer kıvamını katı yaparsan kömbe hiç güzel olmaz. Tam kıvamını tutturmak lazım. Meşhur sarı unu da göstereyim. Bu evet meşhur unumuz, sarı unumuz. Mısır unu değil. Sarı unumuz, sarı un. Mısır unu diye soruyorlar. Hayır, ya. Kesinlikle bu mısır unu değil. Mısır unu kömbeye kullanırsanız taş gibi yapar. Bu sefer hiç güzel olmuyor. Bu da bu kadar yeterli. Katılığına bak. Bakalım. Ay sıçrıyor. Katılığı böyle olacak. Kurabiye gibi aslında. Evet. Ay bismillahirrahmanirrahim. Uçup uçup duruyor. Kim ne yiyecek acaba? Bilemedim. Şöyle az bir şey koyabilirim. Çok az. Çok yoğurmaya gerek yok. Kömbeyi çok yoğurursak yağ çıkar bu sefer. Bu da hazır. Şimdi bunu yapmaya başlayacağım inşallah. Bekletmiyorum, yapıyorum bunu. Kömbemizi yapmaya başladık. Rabbil sevaratu asa rabbi temizlikhe. Allah'ım işimize rast getir. Bizi mahcup etme Allah'ım. Hurma, tereyağı ve ceviz karışım. Bunları hazırladım böyle. Şimdi bunları hazırlayacağım. Şimdi kalplarımız da burada. Aslan. Kalplarımız burada. Ve şimdi bu şekilde kömbemizi açıyoruz. Ve bu şekilde kapatıyorum. Sonra susamın içine batırıyorum. Ve kalıba basıyorum. Kömbe kalıbına. Bu şekilde tepsiye diziyorum. Nasıl? Çok güzel. Susamın içine sonra kalma.
Hiç boşluk bırakmıyoruz. Çünkü gömbe kabarmaz. Susamı batırıyorum. Bu şekilde. Kalıbı kaybediyorum. Hepsini yapıyorum. Bu arada fırınımızı açalım. 165'i açalım. Şimdi gömbemiz bu tepsi hazır. Şimdi fırını arayacağım. Bismillah. Evet, bu tepsiye geçtim. Markete geldik, şimdi alışveriş yapacağız. Yarın iftar için inşallah. Davetiyemiz var. Şimdi ne yapacağız? Burada şey yok. Ne? Bunu al, bak burada. İnce var işte. Esmer bu. Bu mu Esmer? Yok. Yok. Burada yok. Bunu demiyor. Ne olacak şimdi? Daha fazla iyi. Şunu alalım. 3 kiloluk pirinç. Bir tane şehrin yağla. Sepeti bakar mı sepet? İsmail sepet gelsin. Oğlum sepet. Ama ölüyoruz. Bu kaç kilo? 2 kilo mu? 2,5. 2,5 lan değil. 2 kilosuna kadar. 22 mi? 22,90. Hasbinallah. Hasbinallah. Bu işte. Efsane. Bu 16,25. 16,25. 16,25. 16,25. Tamam, iki tane bundan alacağım. Bir tane bundan. Niye 2,5 tane? Fazla ne gerek var? Şöyle. İki tane pirinç aldım. Bir tane fasulye aldım. Bu yeter. Bence yeter bir kilo. Bir tane şehriye aldım. İki tane 2 kiloluk pilav.
pilavlık. Pilavlık bugün çaldım. Şimdi bakıyoruz bakalım. Şey yok. Karton var mı acaba fazla? Nasıl bir şey alıyorsunuz? O aynı yarmancı aynı mı? 1,5 kilo. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ayran yapalım. Ancak bu yeter. Bunu alıyorum. Ha? Gel oğlum. Aşırı buradan yok maalesef. Aşırı zamanı gelir. Bir tane. Kim getiriyor? Tereyağı. Hangileri bu? Bu az bile bu tereyağı. Aha bunu al anne. Bu ne kadar? 1 kilo. Çok fazla gelir. Şeye kullanacağım. Bu yeter yani bir tane. Bu ne kadar? Yarım kilo elindeki. Yarım kilo mu? Artık bunu alacağına bunu alırsın daha ucuza geliyor. Hı? Daha ucuz bu 60, bu 80-90 bir kilo o. Bunun kilosu 100, bunun kilosu 120, onun kilosu da 92. Ama öyle bu fazla bir kilo ya. Başka ne alacaksın ben daha? Şey aldım, kahvaltıya aldım. Ne yapalım?